Eskilerden beri dedelerimizden kalma bir şeydir. Biz bu tüzü her sene ilkbahardan 3 aydır, 3-4 ay sürelik bir imalatımız oluyor bu tuzdan. Bu tüzü köylerimiz hepsi hemen hemen yapıyorlar. Köyümüzün hemen hepsi 40 hanedir, hepsi hemen hemen bununla uğraşıyor. Zaten köyümüz orman bir köydür. Bundan başka da bir şeyimiz yok yani. Satışını biz burada çıkarıyoruz, köylere getiriyoruz. Diyarbakır'dan tam Van'a kadar bütün köylere getiriyoruz, şehirlere getiriyoruz, peynircilere getiriyoruz, hayvan şeyine getiriyoruz, hayvan sahiplerine getiriyoruz. Yani öyle satıyoruz. Yok, yazın herkes burada kalıyor. Kışında zaten kimse burada kalmıyor. Köyümüz şimdi 50 haneye çıkmış. Kışın oldu mu 30 haneye geliyor. Evet, gördüğünüz gibi bıraktığımız havuzlara su buharlaşıp tuz çıkıyor. Bizim gençlerimiz bundan olmasaydı hiç kimse köyde kalmaz. Yani hepsi göç olup gidecekti. Hepsi buradan çalışıyorlar. Yani bu olmasa ihtiyarlar da kalmaz. Yani kimse kalmaz köyde. Bununla geçimini sağlıyoruz. Hava sıcaklığı çok tuz için önemlidir. Yani zaten bu kış olmuyor ki. Sıcak ne kadar ısınırsa o kadar yani tuz çıkıyor. Biz bu tuz çıkarması için geceleri çalışıyoruz. Çoğu zaman da yani sabah erkenden geliyoruz ya da gece saat 8-9'a kadar çalışıyoruz. Ondan sonra gündüzü çalışmıyoruz biz bu işin içinde. Ben 7 yaşımda bu işe başladım. Aileme yardım amaçlı, babama yardım amaçlı başladım. Babam bu işi yapıyordu, dedem yapıyordu, dedemin babası, dedemin dedesi. Biz bu işi 5 kuşaktır yapıyoruz. 300 yıldır biz Derince köylüler olarak bu işi yapıyoruz. Yazın sıcağında yapıyoruz, ilkbaharda başlıyoruz. 4 ay biz bu işi yapıyoruz. Biz derecelerin artmasıyla verimi çok alıyoruz. Bu sene yaz çok sıcaktı. Bu sene sıcaklıklar geçen senelere göre daha fazlaydı ve bizim verimimiz de arttı. Tabii çalışma şartları zorlaştı. Biz daha çok sıcakta bunalıyoruz. Biz bu güneş çarpması var, sıcakların zararı var. Ama tabii bizim tuzumuz verimi artıyor. Biz daha çok verim alıyoruz. Tuz işini seviyoruz. Zordur, zor şartları var. Kuyumlarımız var. Oradan çekiyoruz suyu. Büyük havuzlara koyuyoruz. Beklettiğimiz zaman küçük havuzlara koyuyoruz. Bir hafta beklediği zaman tuz oluyor. İşte o havuzları temizlediğimiz zaman fırçayla temizliyoruz. Fırçalardan sonra kürekle şey atıyoruz bekleme zamanında. Attığımız zaman bir hafta 3-4 gün sonra torbalara koyuyoruz. Koyduğumuz zaman ağızlar bağırıyoruz. Yüklemeden sonra şeye gönderiyoruz. Van, Diyarbakır, Batman peynircilere gönderiyoruz. Bize telefon açıyorlar. İşte kaç torba lazım ona göre bize gönderiyoruz. Buradan gelen su havuzlara bırakıyoruz. Ondan sonra buharlaşıyor. Başladığımız zaman o tuzu götürüyoruz. Sezon kapatma sonuna diğer tuzu stoka koyuyoruz. Götürmek için ilkbaharda. Onu da işte ilkbaharda götürdüğümüz su son çıktığı tuzdur.